Evet arkadaşlar, bugün neyi sökeceğiz? Bir tane araçtan, otobüsten çıkan televizyonumuz var. Bozulmuş. Artık bunu bilim için heba edeceğiz. Ve dış olarak incelemeye başlıyoruz. Ön panelde gördüğünüz gibi pek bir düğme falan yok. Sadece şurada kumanda alıcı gözü olarak tahmin ettiğimiz kısım var. Sağ tarafa bakıyoruz. Bir tane açma kapama düğmesi burada. Çeviriyorum. Üstten incelediğimiz zaman hızlı bir şekilde yine bir şey yok. Bunları neden yandan inceliyoruz? Çünkü ince panelli televizyonlarda yanlarda düğmeler olabiliyor. Evet. Yani dört tarafını gördük. Hiç işimize yarayacak bir şey yok. Arka tarafına geçtik. Arka tarafında çıkıntılı bir kısmı var gördüğünüz gibi. Elektronik kartı muhtemelen burada. Neyi var? Doğru akımla doğru gerilimle çalıştığı zaman 12 voltluk giriş, alternatif akım girişi, SCART girişi var ve burada diğer ses sistemine veya bilgisayar girişleri, diğer audio girişi, anten girişi mevcut burada. Diğer tarafta bir şey yok. Üstünde yine bir şey yok. Burada teknik bilgilerinin yazılı olduğu bir etiket var. Markaları kapattım. Vidalar arıyoruz. Vidalar ne var da var? Şurada var. Burada bir vidamız var. Burada vida. Görünürde şu an vidalar mevcut. Vidaları gördük. Şimdi sökmeye başlıyoruz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Evet, arka kapağımızı açtık. İlk tanıdık gelenler. Şurada iki adet hoparlörümüzü görüyoruz. Açma kapama düğmesinin bağlı olduğu kart. LCD ekranının olduğu kısım, panel. Arka kapakta hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Üstünde bağlı olan. Burada diğer girişlerin olduğu kısımlar. Burada da anakartımızı görüyoruz. Burada alıcı kısım. Şurada besleme katı. Evet, girişler buradandı. 12 voltu şuradan giriyorduk. 220 voltu buradan giriyorduk. 220 voltu girince hiçbir şekilde sonuç vermiyordu. Şimdi sigortasını bir ölçelim. Belki sigortası kesmiştir. Ona bakabiliriz. Onun dışında görünürde patlak, yanık bir görüntü yok. Sağlama benziyor aslında. Şimdi birkaç işlem yapalım üstünde. Sonra yine dağıtmaya devam edelim. Arızamız adaptörle çalışmamasıydı televizyonun. Adaptörün takılı olduğu yuvanın soketini çıkarıyoruz şu an. Yollarda tahribat olduğunu görüyoruz. Onları tekrar düzeltip yeniden takacağız. Jack girişine baktığımız zaman burada deforme olduğunu görüyoruz. Buradaki perçini gevşemiş. O yüzden sürekli çıkar yapa. Evet, televizyonun anakartını söktük. Gerekli arızalı kısmı onardık. Adaptör girişindeki sokette temassızlık vardı. Perçini sağlamlaştırıp yerine taktık. Çalıştığını da gördük. Kartımızı şöyle bir inceleyecek olursak, şurada iki tane yüksek gerilim trafosu var. Şunlar da onların çıkışları. Yüksek gerilim olduğu için dikkatli olursanız söktüğünüz zaman iyi olur. Şurada 220 voltluk giriş kısmı var. Burada cam sigortası var. Başka dikkatimizi çeken farklı bir şey yok. Şurada alıcı kartı, anten giriş kartına giden kısım soket var. Diğer parçayla buradan birleşiyorlar. Arka tarafını da çevirecek olursak, yine dikkatli bir şekilde arka tarafını çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi birkaç tane entegre var. Onun dışında tamamen SMD teknolojisiyle yapıldığı için diğer elemanların ne olduğu hakkında şu an bir şey söyleyemiyoruz. Televizyona bakacak olursak şu an sadece üstünde alıcı kısım, yani anten alıcı kısmı, audio girişleri olduğu kart kaldı. Diğer anakartı zaten buradaydı, söktük ve hoparlörlerimiz kaldı. Televizyonumuzu çalışır hale getirdik ama videomuz, konumuz amacına ulaşsın diye sökebildiğimiz kadar sökmeye devam edeceğiz. Alıcı kartı söktükten sonra şimdi de hoparlörleri
söküyoruz. Gördüğünüz gibi gövdede sadece LCD kısım, yani ekran kısmı kaldı. Şimdi onu da sökeceğiz. Nerede vida varsa gördüğümüz tüm vidaları sökeceğiz. Şurada bir vidamız var, şurada bir vidamız var, şurada ve şurada bir vidamız var. Onları sökeceğiz şimdi. Ve ekranı da gövdeden ayırdık. Ekranın gördüğünüz gibi veri soketi, yüksek gerilim soketleri. Şurada ince vidalar var, kartlar var. Görüyorsunuz bir kart var içinde. Oraya kadar girmeyeceğim. Bundan sonrasını görsek de pek de anlayacağımız bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Açıkçası çalışan cihazı tamamen hırpalamaktan korkuyorum, çünkü daha önce hiç açmadım. Bozuk olsaydı sonuna kadar gidecektik. Ekranı da parçalayacaktık. Şu an birçok kişinin parçala, keşke parçalasaydın dediğini duyar gibiyim. Bir sökme işlemimiz de buraya kadar. Şimdi toplama kısmına başlayacağım. Toplayabilirsem videonun sonunda siz de göreceksiniz. Bana şans dileyin. Evet, televizyonumuzun tamamen dağılmış hali. Anahtar kısmı, hoparlörleri, kumandası, alıcı devresi, giriş çıkış birimi yani. Anakartı, monitörü, ön panel ve arka panel. Cihazın kumandasını kontrol ediyoruz şu an. Düğmesine basınca gördüğünüz gibi çıkış veriyor. Bu ışığı biliyorsunuz ki normalde çıplak gözle göremiyoruz. Kızılötesi ışık. Kumandası çalışıyor.